sen başını koyma şeye bak. Ömer düzgün oldu. Buran alıp gelelim. Küresel dünyanın kolu uzun eşkıyaları gençlerimizi ve çocuklarımızı elimizden alıp kendi fikirlerine göre yetiştirmek ve bize karşı silah olarak kullanmaktan geri durmazlar. İslam dini insanların huzur ve saadeti için tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu tavsiyelere uyanlar huzur ve saadet bulur. Dünya ve ahiretleri mamur olur, huzurlu bir hayat yaşarlar. Uymayanlar ise fitne, fesat ve terör estirerek dünyanın huzurunu kaçırırlar. Ve şimdiye kadar hep bu böyle olmuştur. Ve bu tavsiyeler arasında Allah Celle Celaluhu bize mallarınız ve evlatlarınız birer imtihan vesilesidir. Onları iyi değerlendirerek bu imtihanı başarılı verin diye bize emir buyurmaktadır. Bizler de inşallah çocuklarımızı, gençlerimizi en güzel bir şekilde terbiye etme noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz diye buyurmaktadır. Bizler de inşallah sorumluluğunu taşıdığımız çocuklarımızı, gençlerimizi en güzel bir şekilde bu güzel tavsiyeler doğrultusunda yetiştirmeye gayret edeceğiz inşallah. Nesiller bir zincirin halkalaları gibidir. Bu halkalardan bir tanesi çürük olursa o nesil bozulur ve yok olmaya mahkum olur. Onun için bizler de tıpkı bir zincirin halkaları gibi olan nesillerimizi hiçbir dönem fesada uğramadan en güzel bir şekilde onları yetiştirme hususunda gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Toplumsal huzursuzluk hep kandırılmış gençlerle meydana gelmektedir. Ve tarih sürecinde hep bunu görüyoruz. Batı kültürünün çizgi filmlerinde dahi kilise reklamları yapılmaktadır. Ve bunun neticesinde gazetesinde, dergisinde hiçbir zaman ahlaksızlığı, efendim
kötü gidişatı esirgemeyen ve bu şekilde gençlerimizi kötü yönlendirme neticesinde gençlerimizi etkilemektedirler. Ve her çocuk belli bir eğitim alarak büyür. Her düşünce kendi neslini, kendi emelleri doğrultusunda yetiştirir. Bugünün çocuğu yarının öğretmeni, yarının avukatı, yarının doktoru ve politikacısı olacak. İmanlı ve ahlaklı bir fert olarak bu çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Müslüman bir öğretmen, Müslüman bir avukat, Müslüman bir politikacı ve bu şekilde yetiştirmek zorundayız. Ve eğer himayemizdekileri korumazsak büyük bir vebal altına girmiş olacağız. Ve büyüklerimiz şunu ifade ediyor. Kuş kafesten uçtuktan sonra geri dönmez. Başıboş bırakılan çocuklar da büyüdükten sonra söz dinlemez. Bizler de çocuklarımızı, gençlerimizi söz dinleme noktasında o aşamadayken sözümüzü söyleyelim, sahip çıkalım ve en güzel bir şekilde yetiştirmeye gayret edelim. Bununla beraber şu anda yaz Kur'an kursları devam ediyor. Bütün camilerimizde elhamdülillah gençlerimiz, çocuklarımız cıvıl cıvıl bir ortamı yaşıyorlar. Ve biz burada bütün anne babalara, büyüklere çağrıda bulunuyoruz. Ne olur çocuklarınızı mahrum bırakmayın. Çocuklarınızı bu bereketli mevsimde, bu tatili en güzel bir şekilde değerlendirme hususunda çocuklarını camiye göndersinler. Caminin, minberin, mihrabın, minarenin, ezanın, kametin, namazın ne olduğunu bu şekilde öğrensinler. Helalin, haramın, hayanın, edebin, nezaketin, zarafetin ne demek olduğunu bu şekilde bu ortamlarda yetişsinler. Büyüğe karşı saygının, küçüğe karşı sevginin, merhametin, şefkatin ne demek olduğunu bu şekilde beraber öğrensinler. Çocuklar büyüdükten sonra onları artık söz dinlemiyor. Efendim acayip bir gençlik yetişti diye feryat etmektense vaktinde, zamanında sahip çıkmalıyız. Aksi halde zamanı geçtikten sonra feryat etmenin hiçbir anlamı olmaz. Bu hassasiyeti gösterelim. Çocuklarımızı mutlaka zamanında, vaktinde gönderelim ve sahip çıkalım. Bu manada hepimiz mesulüz. Rabbimiz bu mesuliyetimizi bihakkın idrak edebilmeyi nasip eylesin inşallah.